Ataspor'ların saati devam ediyor. Ömer Özay, geleneksel savaş sanatları uzmanı, akademisyen, öğretmen. Kendisi sağ olsun bizlerle beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türklerin Silahları belgeselden konuşuyorduk, sizin TRT'deki belgeselden. Evet. Bunu hazırlarken örneklemler var mıydı? Yurt dışına baktınız mı? Hiç onlarla ilgili böyle ya olmuş, olmamış ya da artık bizim bu güzel bir örnek mi oldu esasında, hı hı, yurt dışındakilere baktığınızda proje olarak? Şimdi biz projeden önce ne yapacağımıza karar verdik ve bunu nasıl yapacağımızla alakalı çok örnek izledik. Hı hı. İşte diğer yabancı belgesel kanallarında muadil, çok buna benzeyen olmasa da muadil çalışmalar vardı. Onları izledik ve oradaki güzel örneklerden mutlaka esinlendik. Ama bizimki kadar böyle işte Türklerin Silahları böyle geniş bir başlıkta dizi olarak yapılmış bir şey yok orada. Daha ziyade delici, kesici aletleri. Bence çok güzel olmuş bu. Esasında lafınızı bağla kestim. O kadar yalın anlatmışsınız ki ve net anlatılıyor ki bence bu esasında yurt dışından bizi, hı-hı, izleyecekler için çok güzel bir örneklem ve proje. Yani baktığınızda. Yani şimdi şöyle bir şey var. İyi de kızı herkes, kötü kızı annesi över diye bir atasözümüz vardır. Onun için biz çok bir şey söylemeyelim ama çok övgü alıyoruz. İzleyici olarak bakır, mahcup çok ben de övgü alıyoruz. Yani bunun yurt dışına örnek olması hiç kaçınılmaz bir şey değil. Çok güzel bir iş oldu. Hem teknik açısından çok güzel. Şu an biz belki de kullandığımız kameralar ve teknoloji olarak onu yayınlayacak bir şey yok şu an. Hani 15 yıl sonra gelebilecek bir yayın teknolojisini, aynen, biz şimdiden çekmiş ve hazır olmuş, kesinlikle, olduk. Kesinlikle. Şimdi bu yayımız burada. Sizden rica etsem nasıl yay kurulur esasında? Girişimizi nasıl şey yapabiliriz? Bir, evet. Onu da gösterirsiniz. Şimdi genelde, neden bir kere bu şekilde duruyor yay? Onu da anlatalım izleyicilere. Evet. Şimdi bizim Osmanlı yaylarımız kompozit yaylar, canlı organizmalar. Yani boynuz hala canlı. O anlamda baktığımızda ve ahşap hala, hı-hı, şekil alabilen, işte nemden, rutubetten ya da gerginlikten etkilenebilen malzemeler. Dolayısıyla bunun biriktirdiği enerji gücünü yitirmemesi açısından kullanmadığımız zaman salarız, salmak denir, hı, bu hale. Kurarız, ipi taktığımız zaman kurmak, ipini çıkardığımız zaman salmış oluruz yayı. Bu salık bir şekilde durur. Kullanacağımız zaman bunu kurarız. Bunun bir sürü kurma tekniği var. Atın üzerinde bile bunu savaşçı hemen müdahale etmesi gerektiğinde hemen yayını kuruyor. Dolayısıyla bu kurma ve salma işlemi çok pratik ve birkaç yöntemle olabilen böyle basit bir şey değil. Yani bu yayın, yay okçuluğun olmazsa olmazlarından biridir bu kurma olayı. Burada bir şimdi, yer var, oraya takıyoruz ilk, evet, önce izleyicilerimizin. Tonç kertiği dediğimiz, evet, bu kertiklere o yay kiriş takılır. Şimdi genelde şöyle durur. Müzede gördükleri zaman ip böyle kiriş, evet, bu şekilde durur zannederler. Halbuki bu yay tersine kurulur. Şimdi kameranın hangi açısına girersen daha iyi görecek. Burada çok rahat bir şekil. Şöyle biraz da geri çekileyim. Aynen. Sevgili Ali Ekber Yakalar. Şimdi bu şekilde yayımızı, sağ ayağımızı kirişle yayın arasına takıp, aynen, sol ayağımıza salın birini takıyoruz. Yavaşça, bakın, terse doğru büküyorum. Aynen. Yavaşça terse doğru büküp kirişi geçiriyorum. Kontrolümü yapıp bırakıyorum. Bu şekilde yayımı kurmuş oldum. Kaç dibrelik? Bu 45 dibre civarında bir yay. Çok güzel. Evet, bu atıma hazır hale geldi. Şu an kiriş buna uzun olduğu için bir tık, normalde şu parmağımı böyle yaptığımda 2 santim daha kalması lazım. Yani şu şekilde olması lazım. Kiriş biraz uzun olduğu için bu şekilde kuruldu. Terse bükülür bu yay. Aynen öyle. Ben de şurada Serhat'cığım sana göstereceğim. Ürünü ton oturun. Serhat'cığım sen de tam böyle bir tam gerilmiş şekilde, kurulu bir şekilde gösteriyorum size. Sevgili izleyiciler, böyle bu şekilde.
Boş yer kesinlikle bırakılmaz. Bir dipnot olarak söyleyelim. Ok onun enerjisini absorbe etmeli ki yayın sallarına çok fazla güç binmesin. Hazır buradan kurduk. Önümüzdeki hem temrenli oklarımızdan arkaları neden farklı bizler biliyoruz ama izleyicilerimiz de merak ediyor. Esasında onlardan bunlar farklılıklarını bizim, da anlatalım izleyicilerimize. Bizim standart savaş oklarından bir tanesinin örneği diyebiliriz. 3 yeleklidir bizim oklarımız. 4 yelekli olanlar da var. Ama genelde 3 yelek kullanılır. 3-4'ün farkı nedir? Şimdi bu yelek olmasa okun salınımı devam eder. Stabil bir şekilde gitmez. Dolayısıyla bunlar rüzgarla temasla birlikte hemen toparlar oku. Evet. Zaten ok ilk atılışında 2-3 metre biraz yalpalı gider. Ondan sonra bu yelek dediğimiz tüyler sayesinde kendini düzeltir ve düz olarak devam eder. Onun yeleğin sebebi budur. O parabolden çıkarmak. Aynen. İşte çeşitli uçlar vardır. Bu savaş uçlarından bir tanesi. Bunlar zırh delen dediklerimizden bu, mi? Zırh delen. Yani dökme zırhlara tesiri olanlardan. Evet. Şimdi zırh delici uçlar var. Normal işte savaşçıya atılan uçlar var. İp kesmek için sadece. Şurada bu sandığın içinde bu de. Bu sandık ne kadar güzel. Teşekkür ederim. Onu ben bir göstereyim. Siz açmadan önce. Çok yani şey. Serhat'cığım sana şöyle bir göstereyim şunu. İzleyicilerimiz de görsün. Ben kapatıyorum şöyle. Çünkü çevireceğim. Şöyle bir gösteriyorum. Bu nereden edindiniz? Ya bu çok yeni güzel. Yapım, imitasyon bir şey. Ama çok şık. Ama tam hani uygun. Malzemelerimi koymak için ben seviyorum şöyle, öyle. Şöyle açıyoruz. Buyurun. Herhangi bir materyale, malzemeye koymayayım. Böyle biraz daha otantik şeyler olsun diye. Tam doğasına uygun bir şey bulmuşsunuz. Evet. Şimdi burada işte farklı temrenler var burada. Hadi Ekber sen yakal onları siz gösterebilirsiniz evet. Temren ok uçu oluyor sevgili ok ucu, izleyiciler. Evet. Mızrak ucu da aynı şekilde temrendir. Şöyle. Bunlar şöyle yapalım. Farklı şöyle koyarsam buradan arkadaşım çekebilir. Ben şimdi onları alacağım ben kendim göstereyim müsaadenizle. Bunların her birine. Burada yine zihkirler var. Zihkirlerin evet, zihkirin de ne olduğunu tekrar bizi izleyen izleyicilerimiz az çok aşina ama ilk defa izleyen izleyicilerimiz için. Bunların her birinin işlevi ayrı olduğu için sevgili izleyiciler, bunlar da okların ucuna takılıp kullanılan keskinliğini ve şeylerini görüyorsunuz. Diğerini gösteriyorum. Arkalıkları vardır bunların bu şekilde. Bunlar okların ucuna giriyor. İki tip vardır. Ya kovan yani ahşap içine geçer ya da vidalı gibi vidalı. Evet, iğne uçlu temel. Aynen iğne uçluluk getirdiğini diyebiliriz. Bunlar böyle. Oldukça da ucu sivri. Şu an için gördüklerimizin. Burada da çeşitli bir, malzemelerden zihkirler var. Bunlar girip çıkması sıkıntılı olanlar esasında tam evet. Bunlar bir tık daha farklı sevgili izleyiciler. Mesela şöyle gösteriyorum. Bunları Batman'in amblemi gibi değil mi Serhat? Görüyorsunuz bunlar bir tık daha farklı. Mesela normalde İslamiyet'te ipek erkeğe haramdır. Evet. Bir tek savaşçılarda cevaz verilmiştir. Bunun sebebi de ipek okla bile kolay delinebilen bir malzeme değil. Bu normal bir insana girdiğinde şuralarından dolayı çıkarmak çok zor oluyor. Evet, çekemez. Enfeksiyondan dolayı ölüyor ya da ciddi sıkıntı çekiyor. O enfeksiyon olmaması adına İpek giyilir ki bu ipekle birlikte içeri girer. Böyle şeyi çıkarıp hop bu şekilde bunun çıkmasını kolaylaştırdığı çok için. Güzel bir detay. Mesela sadece o amaçla ipe cevaz verilmiştir. Savaşta. Burada zihkirler var. Şu benim çok dikkatimi çekti müsaadenizle. Evet. Burada bir işleme mi var? Nedir bu? Şöyle şimdi, bir tutuyorum. Serhat sonra size çok vereceğim anlatırsanız. Çok ilginç bir hikayesi var o zihkirin. Bizim okçularımızın, geleneksel okçulukla uğraşan hemen herkeste vardır bu zikirden. Bizim Ali Yıldırım diye bir abimiz var. Bu işin en eskilerindendir. Bir koleksiyoner abimizde Selçuklu zikiri var orijinal. Ama zikirin işte %50'si belki 60'lara yakını bozulmuş figürleri burada belli işleme değil. Var galiba değil mi? Evet. Burada işleme var. Bildiğin Selçuklu figürleri var burada. Figürler var çok güzel. O deforme olmuş, işte %60'ı deforme olmuş zikirin motiflerini tamamlıyor. Aslına bilgisayarda bağlı aslına bağlı kalarak tamamlıyor ve bu zikirden üretiyor.
ve bir kalıp oluşturuyor. Dediğim gibi çoğu okçuda da Ali Yıldırım abinin bu... Gümüş değil mi? Gümüş. Zihgiri vardır. Herkeste vardır bu zihgirden. Bu orijinal aslında birebir Selçuklu zihginin replikasıdır diyebiliriz. Çok güzel. Bu oklarımız vardı önünüzde. Menzil okçuluğu malum biliyorsunuz. O konuda Türkiye'de oldukça yol kat etti. Biraz da menzil okunu anlatırsak esasında izleyicilerimize. Şimdi okçuluğun yay ve okta okun zirvesi Osmanlı'da menzil okçuluğuyla birlikte meydana çıkıyor. Maksat burada uzağa ok fırlatabilmek. Uzağa ok fırlatabilmek için de sürtünmeyi en aza indirmeniz lazım. Dolayısıyla endam dediğimiz, yani diğer okta yekpare 9 santimse 9 santim devam eder. Hı hı. Ama menzil okçuluğunda belli bölümler daha ince, orta kalın, arka taraf yine nispeten incedir. Ve endam dediğimiz işte şem endam, tarzı has endam gibi birkaç endam çeşidi vardır rüzgara göre. Endam kelimesi oradan mı geliyor acaba? Oradan. Endama bak. Endamın. Ama bakar mısın sizin güzelliğine? Çok, çok güzel diyor. Ya onların arasında kendini çok belli ediyor. Yani. Değil mi? Valla. Şimdi okun 24 eşit bölüme ayırmışlar. Ve bu endam da gelişi güzel verilmiyor. Belli hesaplamalarla, tecrübelerle yapılmış. İşte örnek diyor ki dördüncü bölümden sonra uca kadar sistematik bir şekilde şu milime ineceksin. Ortayı diyor normal bırakacaksın. Sonra arka bölümde işte üçüncü bölümden sonra ya da işte beşinci bölümden sonra gibi tariflerle bunun nasıl endam verileceği milim milim bellidir. Yani kafasına göre inceltip kalınlaştırmaz. Bunun ölçüsü vardır. Diğerlerinden daha hafif değil mi o? Uzun mesafe gitmesi. Hafif olması lazım. Ondan sonra kısadır, daha kısadır. Yeleği daha kısadır. Özeldir. Biraz geniş ve kısadır. Arkalığı aynı mı diğerlerine? Farklı mı arkalıklar? Arkalıklar aynı. Ama adi gez genelde kullanılır. Farklı gez ağırlığı ve şeyi çok etkilemesin diye belki böyle düşünüldü. Soya dediğimiz ucunda çok küçük. Böyle gram bile denmeyecek ama kadar. Ama o bile çok şık duruyor. Evet. Boynuz kullanıldığı olur. Burada metal kullanıldığı olur. Ama genelde boynuz ya da kemik tercih edilir. Soya denilen bir bölümdür. Bu uzağa ok atmak için tasarlanmış bir ok. Aynen. Peki şimdi böyle sizin Instagram'dan bakarken, Ömer Özay Official'dan bakarken bir de sizin tiyatroda yapıyorsunuz galiba. Bir onu izleyicilerimize atayım. O nereden geldi? Yani öğretmenlik, tiyatro, bu işler, bir onu izleyelim sonra sohbetimize devam edelim. Tacile Saadet Burcu'ndan bir güneş gibi doğdu. Onun adalet ve cömertlik ışığı doğudan batıya kadar her yere ulaştı. Halkın, yerin, göğün gözü aydın olsun. Allah'ın inayeti ve yardımının nuru ile tüm cihan aydınlandı. Padişahın peri gibi sihirli gözleri her yeri ve her şeyi görmektedir. Ondan kaçmak mümkün değildir. Yüzünün aydınlığı ise tüm cihanı nurla doldurmuştur. Gökyüzünde yıldızlar biraz uykuya dalabilir. Onlara ihtiyaç yok. Padişahın uyanık ve dinç gözleri her yeri ve her şeyi görmektedir. Bu ne belaka. Bu ne güzel kelam. Lakin hünkâr, havasın kelamına avam vakıf değildir. Benim niyazım avamla havasın kelamda cem olmasıdır. Hafızayı Saltanat, Seyit, saray hayatına ilişkin bir tiyatronun amaçları herhalde burada Osmanlı yönetimi ve toplum yapısına ilişkin genel bir bakış açısı. Tiyatro merakı nerede? Evet. Yani şimdi tiyatro merakı aslında öğretmenlik bir tiyatrodur. Evet, öyle söyleyeyim. Yani her öğretmen aynı zamanda birkaç rolü birden çocuklara, öğrencilerine oynamak zorundadır. Toplumu yansıtabilmek, doğruyu ifade edebilmek, onlara örnek olması açısından. Benim de hep içimdeydi. Birkaç küçük çalışmalarda, girişimlerde bulunduktan sonra. Ne zamanmış? Pandemiden hemen önceydi bu. Devlet Cumhurbaşkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı'nın organize ettiği, ön ayak olduğu bir çalışmaydı bu. Çok güzel olmuş. Peki devam
Sonrasında şey yaptınız mı? Yani devam ediyor mu? Var mı bir şeyler? Yapacak mısınız? Hiç var mı şu proje kapıda? Şu an yeni bir tiyatro çalışması başlatacağız proje aşamasında. Aa, çok güzel. Bir ekibim, sürekli çalıştığım bir ekip var onlarla birlikte. Vakit buldukça tiyatroyu hep yapmak istiyorum zaten. Gerçekten çok bambaşka bir şey. Bir de bir ödül almışsınız. Onu da merak ediyorum ne olduğunu. İbn-i Sina ödül töreninden bir şeyiniz var. Onu da bir izleyicilerimizi izletelim. Bunun nedir geçmişi, bu nedir? Yani bu olay... Bu Bursa'da bir sinema televizyonla ilgili bir dernek var. 7 velayet, 7 vilayet kapsamında her yıl 7 adet Türk büyüğünü ekrana taşımak istiyor bu kuruluş. Ve senaryo yarışması düzenliyor. O yılda tıp bilimiyle uğraşan Türk büyüklerini, İslam büyüklerini konu almıştı. Ben de birinci olan eserin İbn-i Sina'nın başrolünü oynama fırsatı bulmuştum. Orada birinci olduğu için ödül almıştı. Güzel bir anekdot. Vallahi çok güzel. Yani ama yani şey... Çok renkli bir kimliğiniz var baktığınızda. Ama yani evet. Tiyatro var, öğretmenlik var. Ondan sonra tarihe, ecdada duyulan bir merak var. Bunu devam ettiriyorsunuz. Ondan sonra peki şey devam dizileriyle ilgili bir şeyler geliyor mu size? Yani mesela yani belgesel diye. Çünkü evet, karakter ve yapımıza da baktığınızda esasında. Geliyor, çok geliyor. Ama şimdi hep söylüyorum ben. Daha önce de programda söylemiştim. Yine konuk olduğum programda. Evet. Ben öğretmeni ve mesleğimi gerçekten çok seviyorum. Çalıştığım kurumu da çok seviyorum. Zaman dilimleri bana uymuyor. Yani benim esas öğretmenliğimi sekteye uğratmayacak proje bazlı. İşte hafta sonlarına denk gelen, tatillere evet. Denk gelen projeler olursa. Biz de işte hafta sonu denk getirmeye evet. Çalıştık. Aynen. Hatta biliyorsunuz evet hafta içi siz aynen. Aslında söylemiştiniz. Yani çok şeyi de sevmiyorum ben hani çok acil durumlar olmadıkça çocuklardan uzak kalmayı izin alıp... Kaç yaş öğrencilerimize? Ben ana sınıfından lise 12'ye kadar öğrencilerim oluyor zaman zaman. Şu an işte ortaokul seviyesi ve lise grubu. Hı hı. Ama anaokuluna da derse giriyorum. 12. sınıfta da derse giriyorum. Çocukta niye merak var müzikte baktığınızda? Yani enstrümana mı yoksa... Söylemeyeyim yoksa yani gençlerin o tını dediğini sizin benden çok daha bilirsiniz. Nasıl? Şimdi aslında çocukların her şeye çok merakı var. Biz doğru yönlendirmeyi ve doğru işi doğru onlara sergilemeyi bilmek zorundayız. Şimdi velim geliyor diyor ki ya çocuk gelmiş lise çağına. Hocam ben öğrencinin çok piyano çalmasını istiyordum. Ne yapabiliriz? Piyano çalsın. Ya bu kadar basit yani anlatabildim mi? Hani yani bir an önce haşır neşir olması lazım. Yani böyle birinin bir şey söylemesine gerek yok. Bir de bizde en büyük şey ya çalmazsa ya devam etmezse. Onu işte maymun yetenek, iştahlı benim çocuğum. Ya biz bugün bu. Tamam da biz bugün bir tişört alıyoruz. 50 mağazaya gidiyoruz. Bir tane seçiyoruz. Eve gidip sonra beğenmiyoruz onu. Doğru. Ki enstrüman gibi çok komplike bir yapıya ait bir şey. Bir çocuktan hemen karar verip evet ben bunu sevdim demesini beklemek kadar hani haksızlık barındıran bir şey yok. Evet çocuk ya. Deneyecek, hoşuna gitmeyecek öbürünü deneyecek. Aldığın enstrüman evet çöp olacak ama bu böyle bir şey. Çocuk belki o sırada o enstrümanı beğenmeyecek, bambaşka bir şeye yönelecek. Evet. Yani onu sevmesi lazım. Yani müzik herhalde yani siz benden çok daha bilirsiniz. Hayatta ahkam kesmekse müzik nasıl? Severek yapılan bir şey. Duygu işidir. Şimdi bir de müziğin öyle bir yönü var ki dinleyiciye çok güzel geliyor. Harika bir şey. Ben de müzik yapsam. Ve bunu öğrenmesi de çok keyifli zannediliyor. Tam tersi. Müziği öğrenmek işkencedir. Ciddi bir sabır ister. Değil mi? Siz mesela çocuğunuzu basket kursuna gönderdiniz ya da futbol kursuna gönderdiniz. Çok bir şey başaramadı belki ama daha ilk ders maç oynayabilir. Doğru. Beceremese de onun keyfini alır bir şekilde. Ama enstrüman çalmadan yani tamamen düzgün yapmadan ortaya kendisini koyan bir şey değil. Kesinlikle ve bunu ortaya ya. Koymak için aylar gerekiyor. Küçücük bir hareketi defalarca yapman gerekiyor. Yani çok sabırla ciddi işlemek, sabır isteyen ilmik, bir şey. İlmik 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 değil mi? Yani. Onun için bizde enstrümanlar alınır iki hafta sonra duvara asılır bir daha enstrümanlar. Doğru evet hep duvarda. Yani niye? Müzik çok keyifli. Çalarken öğrenirken de keyif alacağım. Hayır keyifli bir şey değil.
Peki kaç yaşında başlaması lazım çocukların mesela? Hani diyorsunuz ya lise 2'ye gelmiş, lise 3'e gelmiş. İşte birisi diyor ki ya bizim çocuk piyano çalsın. Yani bu şey değil ki tamam düğmeye bastım piyano çalmaya başlayacak değil. Yani bu müzikte kaç yaşında başlamak esasında devamlılık açısından baktığınızda önemli. Yani şimdi hani küçük yaşta başlamanın avantajı var. Enstrümana göre de değişir mi hocam? Değişir. Şöyle mesela keman enstrümanı diğer piyano mesela daha kolay erken yaşlarda başlayabileceğim bir şey. Biraz daha hani hani tuşların yeri belli, ne yapacağım belli. Ama keman biraz daha ya ayrı tutacaksın, elini perdesiz bir şekilde yerini doğru bulacaksın falan. Biraz daha kemana piyanoya göre zordur. Bir tık daha erken yaş zor olabilir. Ama burada önemli olan şöyle bir şey var. İşin pedagojisini biliyorsanız ve ne yapacağınızı biliyorsanız yaşın hiçbir önemi yok. Siz bir yaşındaki bir çocuğa bile enstrüman başlayabilirsiniz. Yeter ki onun yaşına göre hedef belirleyin. Ah doğru. Yani o yüzden ilk etapta önemli olan sevdirmektir. Onu bir amaç haline getirmektir. Onun korkulacak bir şey belki olmadığını anlatabilmektir sadece. Onu öğretip çaldırmak değil. Küçük boyamalar yaptırırsınız, bir ünsiyet kurarsınız, belki hikaye anlatırsınız. Bu bile bir derstir onun için. Onun için bence başlamanın yaşı yok. İleriki yaşlar için de yok aslında. Değil mi? Yani biz bir de hep şuna takılmamak lazım. Enstrümanı ne kadar çaldığının hiçbir önemi yok. Ne kadar iyi çaldığının. Yani ben hep şunu söylerim. Diyelim ki 2 yıl enstrümanla uğraşan 2 kişi var. Birisi 2 yıl sonunda çok güzel şeyler çalıyor. Birisi bir şarkıyı yarım yamalak belki çalabiliyor. İkisinin kazanımı da aynı. İkisi de sabretmeyi öğreniyor. İkisi de detayın bütünde ne kadar önemli olduğunu öğreniyor. İkisi de estetiğin ne kadar, ikisi de sanata değer vermenin ne olduğunu çok iyi yaşayarak anlıyor. Biri çalıyor, biri çalamıyor sadece. Fark bu yani. Güzel söylediniz. Onun için biz hep sonuca takıldığımız için... Doğru. Yanlış. Peki siz kaç yıldır çalıyorsunuz hocam? Ben yaklaşık 10'lu yaşlardan beri müzikle uğraşıyorum. Hangi enstrümanlar peki mesela? Benim konservatuardaki sazım kabak kemale. Kemança, Azeri sazı. Ben bağlamayı eskiden kendim öğrenmiştim. Konservatuarda öğrenmedim. İşte piyano çalıyorum, keman çalıyorum, biraz klarnet üflüyorum. Ne güzel. Ut çalıyorum. O zaman buyurun. Başında, uca uca dağ başında, yaz bir yana, kış bir yana, yaz bir yana, kış bir yana, kış bir yana, kış bir yana. Titreşir ağzın içinde, titreşir ağzın içinde, dil bir yana, diş bir yana, dil bir yana, diş bir yana, diş bir yana, diş bir yana. Hey, diş bir yana, diş bir yana, diş bir yana, diş bir yana. Düşmanın bağrını didek, düşmanın bağrını didek, hele didek, gene didek. Haneyi maza köme yedek, haneyi maza köme yedek,
Dört bir yana, beş bir yana. Dört bir yana, beş bir yana. Beş bir yana, beş bir yana. Hey, beş bir yana. Beş bir yana. Beş bir yana. Beş bir yana. Analar versinler bacı, paşalar versinler bacı, hele bacı, gene bacı. Çeken de misli kılıncı, çeken de misli kılıncı. Leş bir yana, boş bir yana. Leş bir yana, baş bir yana. Baş bir yana, baş bir yana. Hey, baş bir yana. Baş bir yana. Baş bir yana, baş bir yana. Evet. Eyvallah. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Vallahi ne güzel yorumladınız ya. Ya şimdi baktığımda direkt şimdi aklıma geliyor. Söyleyeyim. Yani ne kadar güzelmiş o zamanın bu sözleri, türküleri evet. Bu şekilde yorumladığınızda. Şimdi söz kültürü bizim... halk edebiyatımızda çok gerçekten güçlüdür. Yani normalde oturup 2-3 saatte belki akşama kadar sohbet edip anlatamayacağın şeyi iki kelamda ortaya dökmek. Aşık atışmaları vardı değil mi zamanında evet. Bunlarla aynı şekilde böyle? Vardı. Yani o işte lep değmez dedikleri dudak değmez benim çok ilgimi çeken. Nasıl becerirsin? Hani zaten güzel söz söyleyeceksin bir de P... B, hani dudakların değdiği şey, harfleri kullanmadan güzel söyleyeceksin. Bu kısıtlanarak. Bunlar ciddi edebi güç, güzel. Söylem gücü isteyen şeyler tabii. Sizler yaşatmayı biz de izleyicimize bunları aksettirmekle görevimiz. Çok keyif aldım gerçekten. Sağ olun. Sevgili Ömer Özay Official'dan sizler de kendisiyle iletişime geçebilirsiniz. Çok daha fazlasına kendisinden öğrenebilirsiniz Ömer Bey'in. Elinize ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Değerli konuklarımızı ağırlamaya devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Marmara Atasporları Federasyonu Atasporları Saati'ni sundu.